Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. 6. söz tefekkürlerimize devam ediyoruz. Sanıyorum bu 30. dersimiz. 30 dersin içinde bir 4 ders galiba 6. sözü konuştuk. Sanıyorum 4 ders oldu. Belki 5 ders bile oldu. En son karlar bahsine gelmiştik artık. Ha, başta şunu söyleyelim. Biz neyi görüyoruz, neyi konuşuyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah eştera minel müminine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh ayetini konuşuyoruz. Bu ayet Tevbe suresinin 111. ayeti. Bir daha okuyayım. İnna Allah eştera minel müminine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh. Kısa bir meali şöyleydi bu ayetin. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Ve bu bahis bu ayet-i kerimenin tefsirini oluşturuyor. 1, 2, 3, 4, 5 sayfa, söz basım külliyete göre 5 sayfalık bir bahis bu. Ki burada anlatılan da bu ayetin ancak bir veçhi, belki birkaç veçhi. Daha bu ayetin mana tabakalarında kim bilir neler var. O açıdan biz hep bunu dile getiriyoruz. Hocalarımız da gerek Ebu Bekir Sifil Hoca olsun, başka Ehl-i Sünnet hocalar olsun. Mealin Kur'an-ı Kerim'in kendisi olarak anlaşılmasının yanlış olduğunu, Kur'an'ın izahının mealle değil tefsirle yapılmasının daha sağlıklı olduğunu, Kur'an'la ilişkinin de tefsir üzerinden kurulmasının meale kıyasla daha sağlıklı olduğunu beyan ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Biz de onlardan öğrenerek bunu size karşı tekrar ediyoruz. Biz de onlardan öğrendik. Bakıyoruz, evet. Yani şu 6. sözü okurken de bunu apaçık görüyoruz. O bir cümlelik meal nerede? Buradaki o izahlar nerede? Bu temsil nerede? Buradaki kârlar nerede? Allahu Alem Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti tefsir ederken yani sanki şöyle hissettiriyor. Bu cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Bu alışverişin olup bitmesi. Halbuki cennet bize ahirette verilecek bir şey. Daha almış olmuyoruz. Ama ayet-i kerimenin zahirine bakıldığında verilmiş alınmış gibi duruyor her şey. Sanki bu beş kârı analiz ederken Bediüzzaman Hazretleri ayetin bu tarafına nazar etmiş gibi. Allahu alem kaydıyla söyleyelim öyle hissediyoruz. Çünkü dedik ya burada bizim hiç hesap etmediğimiz, cennet bahsi içinde ayrıca düşünmediğimiz öyle cennetler var ki, öyle saklı mükafatlar var ki, onları bahis ilerledikçe görüyoruz, anlıyoruz ki Cenab-ı Hak bize şeriatını emretmekle, bizden kelime-i şehadet sözünü almakla, şahitliği almakla, aslında bize nice cennetler vermiş. Ve biz her amel edişimizde Cenab-ı Hakk'ın şeriatı dairesine girdiğimiz zaman, cennetlerle muhatap oluyoruz. Sadece ahiretteki cennet değil, bu dünyada da birçok cennetle muhatap oluyoruz. Bu bahiste onu gördük. Şeyimizi bozmayalım, sistemimizi. Yine ben dünkü konuştuğumuz yere kadar hızlıca bir okuyayım. Ondan sonra bugün tefekkür edeceğimiz kısmı tane tane tefekkür etmeye çalışalım. Cenab-ı Hakk'ın lütfu irşadı ile. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abdolmak ve asker olmak ne kadar kârlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah, raiyetinden iki adama, her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine,
at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz, ya mahvolur veya tebeddül eder, gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu: elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makina ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim destgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben de ruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaati size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte 5 mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak, hem beyhude gidecek, hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik, kıymetli aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başıbozuğa bedel, adi bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Görüldüğü gibi satmak bahsi nicedir. Cenab-ı Hakk'a nice satış yapıyoruz biz. Bu satışın içini nasıl doldurmak lazım, nasıl anlamak lazım? Hem bu maldaki sahipliğimizi nasıl anlamak lazım? Hem de o ticaretteki alverin dengesini nasıl almak lazım? Burada hepsine böyle kıssadan hisse kabilinden işaretler var. Bir, bizim sahipliğimiz asıl sahiplik değil. Biz emanetçiyiz. İki, bu satışımız eşitlerin satışı değil. Bizim olanı bir başka kişiye, A kişi B kişiye satmıyor, yani öyle olmuyor. Ya zaten Allah'ın olanı Allah'a vermiş oluyoruz. Burada bahsedilen ticaret öyle bir ticaret yani. Öyle sanki Cenab-ı Hak'tan bir şey koparmışız, o bizim olmuş, tekrar ona vermek istemiyormuşuz gibi bir durum yok. İlla nihaya vereceğiz. İlla ki alacak. Ama sırrı imtihanla istiyor ki yönümüzle verelim, irademizle verelim. Seçerek onun kulu olalım. Zorla olmasın bu iş. Yoksa Cenab-ı Hak dileseydi hepimizi bir ümmet yapardı. Kur'an'da bunu ayeti kerimeyle beyan ediyor. Onun iradesinden uzak değil. Nasıl meleklerin hiçbirisi itaatsizlik etmiyorlar, insanların da hiçbirisi etmeyebilirdi. Fakat bizim imtihanımızın böyle olmasını dilemiş. Şan-ı uluhiyeti nasıl dilerse öyle. O nasıl isterse öyle. Onu sınama şansımız yok. Biz bununla imtihan olunuyoruz yani. İrademizle onun yolunu seçmekle imtihan olunuyoruz, sınanıyoruz doğruyu seçmekle. Buradaki ticaret de aslında onu sembolize ediyor bir nevi. Devam edelim. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi: baş üstüne, ben mal iftihar satarım, hem bin teşekkür ederim. Aferin buna. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzele ve dağdağlarından haberi yok, dedi. Yok yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri
öyle bir hale giriftar olmuş ki herkes ona acıyor, hem müstehak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pürheves, şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin halıkındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire-i hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir. Ve o yaver-i ekrem ise Resul-i Kerim'dir aleyhissalatu vesselam. Ve o ferman-ı ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir ki, Kur'an-ı Hakim, Bediüzzaman Hazretleri bu terkibi çok kullanır. Biz genelde ne diyor? Kur'an-ı Kerim, onu çok kullanıyoruz. Hocalarımız da onu çok kullanır, Kur'an-ı Kerim ifadesini. Hatta Kur'an'ların, musafların üzerinde genelde Kur'an-ı Kerim yazar. Ne demek? Yani bize ikram edilmiş. Kur'an'da da bize ikram var. Zaten vahyin kendisi bir ikram. Cenab-ı Hakk'ın cömertliği, bahşi, hediyesi yani. Oradaki kerim, fazileti, üstünlüğü yani. Ona atıf var oradaki kerim ifadesinde. Hakim ifadesinde Kur'an'daki her şeyin hikmetli oluşuna atıf var. Kur'an-ı Hakim. Yani neyi söylese, neyden haber verse, hatta harfine noktasına kadar her şeyinde bir hikmet var Kur'an-ı Kerim'in. Her kastında, her imasında, söylediğinde, söylemediğinde hepsinde bir hikmet var. Biz bu gözle bakmalıyız. Boşluk yok yani orada. Bediüzzaman Hazretleri bu terkibi çok anar. Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticaret-i azimeyi şu ayetle ilan ediyor. اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Yani Kur'an'ın böyle anması da hikmetle. Kur'an-ı Hakim. Evet, bu ayetin mealini okumuştuk daha önce. Devam edelim. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor. Dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikir veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor der. Evet var. Hem 5 mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Mesela işte bu cevabı vermesi Kur'an'ın onun kerimliğinden. Yani Cenab-ı Hakk'ı kimse böyle cevap vermeye veya nasıl söyleyelim bilgilendirmeye mecbur edemez. O fazlından, kereminden dolayı bunu bize bildiriyor. Başka açıklaması yok yani. O yüzden Kur'an-ı Kerim. Sual nedir? El cevap. Emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta 5 derece kar içinde kar var. Birinci kar, fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Ve alemi berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. Bu kısmı konuşmuştuk. Kayyumu baki isimlerinin burada anılmasını da tefekkür etmiştik. Demiştik ki baki olan aynı zamanda kayyum, hem bekası itibariyle onun rızasını kazandıran işler onda saklı, hem de kayyumiyeti itibariyle devam ettirebilir. Yani bu iki bakış açısıyla baktığımızda büyük bir şey var, ümit var bizim için. Eylediklerimiz boşa gitmiyor. Kayyumu baki olan Allah devam ettirebilir onları. Bize baki surette hediye edebilir onları. İhtimal olarak olsun bu kapı açılmış oluyor bu tefekkürle, bu pencereyle. Evet, ikinci kar,
cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar, her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş'um, müz'iç ve muacciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek. Yümünsüz ve muzır bir alet derecesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam, aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Hani burayı konuşurken şeye dikkat çektik. Kur'an'ın içkiyi, kumarı, uyuşturucu maddeleri, aklı baştan alan her şeyi yasaklamasının aslında onun getirdiği mesajla bir bütünlüğü olduğunu söyledik. Yani İslam'ın mesajı ancak böyle yasaklarla tamam olur. Bunu nasıl anladık? Madem ki Kur'an aklın, kalbin, vicdanın, nefsin hatta gereğini söylüyor. Yani hak üzere olduklarında tatmin olacakları yeri söylüyor. Öyleyse artık sarhoşluğa ihtiyaç kalmadı. Biz ne yapıyorduk sarhoşlukla? Aklımızı uyuşturuyorduk, kalbimizi uyuşturuyorduk. Meşgul olmamayı sağlıyorduk. Çünkü yüzleştiğimizde deva olacak şey yoktu bizde. Formül yoktu bizde, çözüm yoktu bizde, cevap yoktu bizde. Ama İslam'ın getirdiği bilgiyle onların cevapları oldu. Kalpler Allah'ın zikriyle tatmin oluyor. Bunu gördük. Yani her esmanın bize verdiği bir cevap var. Bunu bildik. Ki alimlerimiz Allah hepsinden razı olsun eserlerinde bunları tafsilatla anlatmışlar. Ben lafı uzatıyorum. Sadece hani onlara bir işaret çakmak açısından. Bu cevaplar verildikten sonra sarhoşluğa gerek olmaması lazım. Zaten bu cevapların hak olduğunu idrak etmek için de sarhoşluğu bırakmak lazım. Şimdi mesela sigara içen insan sigaranın nasıl koktuğunu anlayabiliyor mu? Anlayamıyor. İçmeyen o kokuyu tanıyabiliyor. Allah diyor, bu nasıl bir lanet koku böyle falan, ağır geliyor çünkü içmeyene içenin kokusu. İçen de ne zaman bırakırsa o zaman sigara kokusunun ağır olduğunu fark edilir, yani böyle ortama girdiğinde hemen fark edilir olduğunu anlayabiliyor. İslam'ın mesajının da anlaşılabilmesi, böylesi sarhoşlukların reddedilmesiyle mümkün. Bakınız burada işte içkiyi, kumarı, uyuşturucuyu falan vesaire örnek verdik. Bunların hepsinin sarhoş edici yanı vardır dedik. Ama ahir zamanın bundan başka da silahları var. Üstad diyor ya, ahir zaman öyle bir iptali hissetmiş ki, ehli medeniyet, yani ehli deniyet aslında, medeniyet denmez olarak, mimsiz medeniyet, mimsiz edeniyet yani. Deni işlerle uğraşanlar hissedemiyorlar. O kadar uyuşuk durumdalar ki, ama nasıl bir uyuşma? Hareketin sarhoşluğu. Siyaset, futbol, ne diyelim, işte trendler, popçular, TikTok bilmem şesi, YouTube'da bilmem ne. Yani bu şeyler, sürekli değişen sahneler adama odaklanma imkanı vermiyor. Sürekli yeni bir şey. Tık tık tık. Hani bunlardan bir tanesi uzun süre kalsa diyecek ki, ya ben bunun için miydi, ya bundan sıkıldım, ben aslında ne için gelmiştim buraya lan filan, böyle işte kendisine soracak, belki o muhasebeyi yaşayacak durgunlukta. Durmasına fırsat vermiyor şimdiki medeniyet insanın. Ta işte elimizdeki cep telefonuna kadar geldi her şey. Şimdi oradaki öyle bir değişim akıyor ki orada, sürekli yeni mesajlar, hangi ünlü ne demiş, hangi siyasetçi ne paylaşmış, hangi kavga var, hangi ünlünün bilmem ne skandalı falan filan. Onlara bakarken, ya ben ne için buradaydım diyecek şeyimiz kalmıyor. Ayet-i Kerime'ye de atıf yapmıştık. O Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. Dedik ki bu ikisinde aslında şey var. Zaten Allah'ı unutan kendini de unutmak zorunda kalır hayata dayanabilmek için. Sarhoşluk oradan gelir dedik, ihtiyacı. Çünkü Allahsız açıklanamaz kainat.
cevabı verilemeyen soruların cevabı Allah'tır. Evet, orada bu mevzuya girdik. Aklı konuştuk. Şimdi işte kaldığımız yer gözdü. Gözün üzerinden tekrar bu tefekküre devam edeceğiz. Üçüncü kârı anlamaya göz örneğinden ve devamında dil örneği vesaire devam edeceğiz. Hadi bakalım, bismillah. Mesela göz bir hassedir ki, hasse duyu, göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Göz nedir diye sorulsa işte bir cevap. Göz öyle bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Dönüs Dido'nun kitabında körler üzerine mektuplarda bir tane köre şeyi soruyor. Hani gözü nasıl tahmin ediyorsun? Göz nedir senin için? O şöyle diyor. Göz diyor öyle bir duyudur ki benim elim için baston neyse hava da onun için odur. Bakın kendi bildiğinden tarif ediyor. Dönüs Dido'nun kitabındaki o kör. Gözü nasıl anlıyor? O bastonla buluyor her yerini. Dokunduğu zaman eline o his geliyor. Baston bir yere çarptığı zaman o hissi naklediyor eline. Bir sertlik veya işte bir nesne geldiği zaman. Onun üzerinden gözü tefekkür ediyor. Diyor ki göz öyle bir organdır ki benim elim için baston neyse hava da onun için odur. E öyle midir? Aslında ışık var orada. Hani havanın içinden geçen ışık var. Fakat şey anlamında doğru. Yani nasıl o tesiri baston naklediyor ele, havada ışığın tesirini naklediyor. Engel olmuyor. Burada belki bastonla farkı şu, baston var olursa iletiyor. Hava varlığındaki azalmadan dolayı, yani suya göre veya işte katı bir nesneye göre daha seyrek olduğu için o şeyi nakledebiliyor bize. Engel olmuyor yani ışığa. Öyle düşünelim. Ama işte bak burada da başka bir tanım. Göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Zaten insandaki bu bedensel özellikler işte hem zahiri hem batini duyular. Mesela işte kulak gibi vicdan da var bizde. Kulak bütün sesleri işitiyor, vicdan her şey için dertleniyor. Kendisine gelen her bilgi için. Veya nasıl dokunma duyumuz var. Aynı zamanda içimizde sezgi diye bir şey de var. Daha olmamış şeyleri bazen sezebiliyoruz. Hissi kabilel vuku diyorlar buna mesela. Daha vuku bulmamış şeyleri hissedebiliyorsun. Bazen rüyanda görüyorsun, olabiliyor. Bu da bir duyu. O da başka bir boyutta dokunabiliyor. Daha soyut belki. Bizim daha bedensel olarak içinde var olmadığımız, kuşatamadığımız bir boyut. Ama o boyuta dair uzantılarımız var. Bunun gibi daha hayal mesela bir duyudur. Hafızaya da aslında duyu diyebiliriz. Çünkü hafıza sayesinde geçmiş gelecek bilgilerine uzanabiliyoruz. Yaşadığımız geçmişe, yaşayacağımız geleceğe dair şeyler oluşturabiliyoruz. Yani bir datamız var. Hem de bir açıdan sanki uzanmak gibi, bu dokunmak gibi yani. Adeta geçmiş ve gelecek orada saklanmış. İlahir uzatmayayım. Yani ruh Cenab-ı Hakk'ın emri olarak yaratılmış, bu fani aleme yerleştirilmiş, beden içine nefisle beraber bağlanmış ve ruhun bu dünyayla irtibatı bu duyular üzerinden oluyor. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, Cenab-ı Hakk'a satmayıp nefis hesabına çalıştırsan. Bu ikili burada yine geldi. Akılda da o vardı bakınız. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan. Orada belki nefis hesabına çalıştırsan dedi. Burada da aynısı. Evet. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan. Demek ki bu yol iki. Ya Cenab-ı Hakk'a satacaksın ya da bu iş nefsine dönecek. Ne demek nefsin? Yani kendin için kullanacaksın. Kendin ama burada da şöyle bir şey var. Cenab-ı Hakk'a kullandığında da zaten kendin için kullanıyorsun. Yani şöyle ifade edelim. Nefis de kendin, kendinle bir yüzleşme ya da kendini bir tanımlama şekli. Cenab-ı Hakk'a satmak da bir kendinle yüzleşme şekli. Cenab-ı Hakk'a sattığın zaman kendiliğinde başka bir idrak seviyesinde oluyorsun. Diyorsun ki benim menfaatim, benim yararım, benim rahatım,
benim tatminim beni yaratanın tasarrufundadır, emrindedir. Bu idrak yine bir kendilik idrakı, ancak buradaki kendilik idrakı dengeli bir idrak. Gaybı da kuşatmış bir idrak. Daha bütüncül bakan bir idrak. Ustasını hesaba katan eser elbette daha büyük bakıyor şeye. Resme daha büyük bakıyor. Ama nefis hesabına çalıştırmak demek, kısa vadeli lezzetler, bedensel varlıklar, hemen olan, çabuk olan, şimdi olan, az bile olsa, zarar bile olsa, yani sonumuzu getirecek bir şey bile olsa, oraya doğru kaymaya başlıyoruz. Yani kendi varlığımızı dünyaya hapsetmeye başlıyoruz. Gaybından yoksun kalmaya başlıyor. Buradan şuna da uyanış yaşayabiliriz. İnsanın dünyasına gaybın girişi Allah'ladır. Yani Allah'a inandıktan sonra dünyasına bir gayb girmeye başlar. Çünkü Allah olmadığında şey de yoktur yani. Bugünden, bu zamandan ötesi de yoktur. Ne zaman ki biz eşya ve bizden aşkın başka bir şeyin varlığını kabul ediyoruz, bir Allah'ın varlığını kabul ediyoruz, o zaman varlığa dair şeylerimiz daha büyük bir resme çıkıyor. Yoksa şu anki kazancımızı düşünürüz, şu anki menfaatimizi düşünürüz, hemen olacağı düşünürüz. Ama hemen olacak acaba menfaatimize mi? Öfkeyle gittik bir adamı vurduk. O an karlı geldi. Tabii ki de karlı geldi. Yani öfkemiz tatmin oldu. Ama sonuçları ne oldu? İşte hapiste yattık. Veya işte atıyorum, içki içtik, uyuşturucu kullandık falan. O an bize çok tatlı geliyordu. Ama ne derler? İşte uyuşturucu kullanmak zamana yayılmış bir intihardır. İlâ nihaye vücudun çökmeye başlar. Hastaneye düştüğümüzde anladık ki yok, o iyi bir şey değilmiş. Kendilik idrakimizde şeye düştük yani. Daralmaya, yanlışa. İnsan kendi bütünlüğünü demek ki Allah'a inanarak görebiliyor. Allah'a inanmadığı zaman kendi bütünlüğünü de tam göremiyor. Anların içinde boğuluyor. İlahir. Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyirle, şehvet ve hevesi nefsaniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Kavvat kelimesi meşhur bir kelime. Sivaslılar özellikle iyi bilirler. Çünkü bizde bu böyle bazen neredeyse iltifat gibi kullanılıyor. Yani çocuklara falan kızarken de çok kullanılıyor maalesef. Ama tabii asıl anlamını belki bilmeden tek V'si düşük olarak kullanılıyor. Kızdığında da kullanıyor, sevdiğinde de kullanıyor Sivaslılar bu tabiri. Ama kötü bir manası var yani. Burada verilmiş manayı okuyayım. Neymiş? Söz basıma bırakayım bu işi. Kötü ve çirkin işler için yol gösterici demek. İşte ya aslında çok şey bir yani, kötü bir ifade. Fakat oradaki fonksiyonu tam anlatıyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bunu hatayla kullanmamış yani. Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, geçici devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyirle, şehvet ve hevesi nefsaniye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Yapacağı iş bu olur. O işi yapanlar ne yapıyor millete? Geçici zevkler satıyorlar. İşte şu kadar parayla şu kadar zevk satıyor, bilmem şu kadar dakika satıyor mesela, atıyorum. O işin aracılığını yapıyorlar. Sen de eğer kendi üstünde bir şeriat tanımıyla, bir doğru tanımıyla yaşamazsan, o zaman sen de kendini kollamakla sadece kendi kendinin işte o şeyi oluyorsun yani. Kaba tabirini kullanmayayım şimdi, dilim varmadı. Kendi kendine şeylik yapmış oluyorsun diyelim. Evet. Neden? Çünkü bak düzeni ona benziyor. Geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyirle. Var. Şehvet zaten biliniyor. İşte şehvet aslında şey demek. Hani insanın menfaati olanı celbetmesi demek ama daha lokal anlamda da kullanıyoruz biz bunu. Hevesi nefsaniye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Hakikaten de böyle olur. Eğer gözü insan rızâ-ı ilahi için kullanmazsa o göz artık nefse çalışır ve nefsin hizmetçiliğini yapar, davetçiliğini yapar, getir götürünü yapar.
Eğer gözü gözün sani basirine satsan, sani basir, sanatla yaratan, basir, her şeyi gören. Öyle biliyorum ben. Burada ne anlam verelim, şuna da bakalım. Her şeyi gören ve sanatla yaratan Allah. Evet. Gözü gözün sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitab-ı kebir-i kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbaniye'nin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Bakınız göz ne oldu ama nasıl oldu bu? Hani biraz üstüne düşünelim. Demek ki göz kimi için çalışırsa o derece bir kıymet kazanıyor. Şurada hani bir ifade kullandı. Hem o nazik kıymetli aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün kıymetten düşecekler dedi. Biz onu anlarken o zaman şey diye konuşmuştuk. İşte bir diyelim elmas tartısı var elinizde, çok hassas. Böyle en ufak oynamaları bile şey yapabiliyor. Öyle iyi yapılmış bir tartı. Ama sen bunu aldın şeyde kömür tartıyorsun. Kömürcüde kömür tartıyorsun. Üzerine kayaları atıyorsun böyle, onları tartıyorsun. Hurda tartıyorsun vesaire. Tamam, o gene işini yaptı ama acaba hakiki işini mi yaptı? Yani ulaşabileceğinin zirvesine mi ulaştı? Hayır, çok aşağılarında kaldı. Yine işte orada bir örnek daha vermiştik. Diyelim size bir formül arabası verdiler. Ferrari'nin formüle yarışlarına katıldığı arabayı verdiler. Ama siz o arabayı aldınız, köy yolunda kullanıyorsunuz. Şimdi o araba ne kadar hakkını verebilir? Üzerindeki kabiliyetin, yeteneğin, yapabileceklerinin ne kadarını yapabilir? Köy yoluna göre yapılmamış ki. Hatta bu bizim normal araba sürdüğümüz asfaltlar bile onlara şey geliyor. Daha böyle pürüzsüz, daha iyi yollar istiyor onlar. Bir tanesi işte formüle yarışçısı Boğaz Köprüsü'nü geçmişti gösteri için. Araba alttan tutuştu o asfalt, çünkü şey, ona bile yani tepki verdi, pürüzlü geldi o asfalt. Onların dibi çok yakın ya yere. Tutuştu o araba. Bunun gibi Cenab-ı Hak da şimdi insana bir sürü istidat, kabiliyet vermiş, yetenek vermiş, hüner vermiş. Bunları eğer doğru amaca, açılacakları yere, inkişaf edecekleri alana yönlendirmezsek köreltiyoruz, randıman alamıyoruz onlardan aslında. En yukarının en aşağısına iniyorlar. Bunu şey örneğiyle anlatmaya çalışmıştım daha evvelki bir derste. Acaba bu sözde miydi? Belki başka bir sözdeydi. Şimdi Cem Yılmaz'da da espri yapma yeteneği var. Cübbeli Ahmet Hoca'da da var. Şimdi birisi neye kullanıyor, birisi neye kullanıyor? Cem Yılmaz bu dünyaya kullanıyor. İşte güldüreyim, paramı kazanayım falan o mevzuda. Cübbeli Ahmet Hoca neye kullanıyor? Onu bir araç kılmış Cübbeli Ahmet Hoca sohbetlerinde. Espri yaparak insanları vaazlarında tutuyor. Hakikatleri süsleyerek anlatıyor. Nefisleri celbedecek şekilde anlatıyor. Bakıyorsunuz maşallah da kitlesi var yani. İnsanlar onu dinliyor. Ondan Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını, şeriatını ders alıyorlar. Şimdi o ne kazandı, bu ne kazandı? O ne oldu, bu ne oldu? Şimdi Cem Yılmaz, Allah göstermesin tabii, gecinden versin diyelim. Bugün vefat etse, 3 gün sonra kim anar Cem Yılmaz'ı? Yani kim arkasından dua eder? Belki en seven yakınları falan. O da dünyalarında varsa öyle bir şey, dua ederler. Ama Cübbeli Ahmet Hoca'nın bak ne kadar insan Allah razı olsun diyor, duası ne diyor. Zaten o insanlara öğrettiği iman dersleriyle o hasenat defterinde bir sürü şeyler yazıldı. Şimdi mesela diyelim ki Cübbeli Ahmet Hoca'nın irşadıyla bir insan İslam'a döndü. O insan İslam hizmeti yaptığı sürece zaten o da Cübbeli Ahmet Hoca'ya yazıyor. Çünkü onun kapısını o açtı. Bakın bir tarafta sürekli dal budak salan büyüyen bir ağaç, diğer tarafta çürüyen bir tohum. Kendisiyle birlikte yok olan, dünyadaki menfaatiyle yok olan bir tohum. Yani amacı yeteneği açıyor. Yeteneğin sonuçlarını büyütüyor. Bu amaçların en büyüğü de, en uzunu da elbette bekayı amaçlayanlar. O da Allah'ın rızasını kazanmakla olur. Yani Allah'ın rızasından ötede daha uzun bir amaç mı var insan için?
alemi yaratan Allah'ın, alemleri yaratan Allah'ın, tedbirini gören Kayyum, Hakim, Alim, Semi, Basir olan Allah'ın rızasını kazanıyorsun. Bundan ötede neyi kazanacaksın? Cem Yılmaz'ı 100 kişi alkışlarsın, 1000 kişi, 10 bin kişi, 1 milyon kişi, 1 milyar kişi alkışlasın. O 1 milyar onun yanında ne kıymeti var ki? Şahit olarak Allah yetmez mi? Geçenki dersteki mevzumuz. Yani Allah şahit olduğu zaman bunlar ne ki ya? Bunlar toz toz. Bunlar rüzgar. Esip geçerler. İzleri kalmaz bunların. Yarına da götüremezsin bunları. Yarın Cem Yılmaz bir hata yapsa hepsi düşman olurlar. Bugün gülenlerin hepsi. Ama öteki tarafta Cenab-ı Hak senden razı olduğu sürece insanlar istedikleri kanaate gitsinler. İstedikleri şeyi düşünsünler. Cenab-ı Hakk'ın razılığı değişmez. O sadıkul vaattir. Vaadinden dönmez. Gibi gibi manaları düşünmek lazım. Buradaki isimlere bir de bakalım. Bu cümlelerde kullanılan isimler, kelimeler üzerine düşünelim. Eğer gözü gözün sani basirine satsan. Şimdi sani basir her şeyi gören ve sanatla yaratan demek. Şimdi göz kime satılmalı diye düşündüğümüz zaman aklımıza şu geliyor. Göz bu gözün hizmet edebileceği birisine satılmalı. Ne demek istiyorum? Yani gözü satacağım ama satacağım kişi görmeyi bilmiyor. Ya da başka bir temsille anlatayım yine. Şimdi arabayı kime satmak lazım? Ya arabadan anlayan birisine satmak lazım. Arabayı satıyorsun ama adam arabadan anlamıyor. Onu hurda niyetini aldı. Ucuza vermiş olursun. Mesela diyelim klasik bir arabam var ama karşındaki adam normal bir araba binicisi. O arabanın değerini bilemez ki, ücretini de veremez. Kullanırken de hakkını veremez. Ama arabadan anlayan birine götürdüğün zaman o der işte bu filanca işte fabrikanın filanca dönem ürettiği bir model. Bundan şu kadar üretti. İşte koltuğu böyle, döşemesi şöyle, motor özellikleri böyle. Ona göre size bir fiyat tayin eder. Ona göre de alır. Ona göre de kullanır. Sattığınız zaman siz de memnun olursunuz. Ben doğru adama sattım bu arabayı. Hakkını verir bu arabanın falan. Bazen öyle kıymetli bir malınız olur. Hani istemezsiniz ki değer bilmeyen birisine gitsin. Geçenlerde vefat etti Rasim Öztekin. Toprağı bol olsun. Mesela işte onun kavuğu. O kavuk işte kimden kalmıştı? Unuttum şimdi kimden kaldığını. Ferhan Şensoy'a kalmıştı birisinden. O da şeye Rasim Öztekin'e devretti. Şimdi ister ki taşıyabilecek birisine gitsin bu. Kendi mesleğince, meşrebince, yolunca öyle düşünür o. Başkasına giderse üzülür. Niye? Hakkı verilmeyecek diye. İnsanın da durumu bu. Şimdi gözüm var. Ya bu gözü öyle birisine vermelisin ki ya bu göz ziyan olmamalı. Çok büyük işler yapıyor bu göz. Bak nerelere bakıyorsun, nereler görüyorsun, neler alıyorsun. Bütün hayatın bununla. Ben bunu öyle birine devredeyim ki bu kullanım hakkını. Ya pişman olmayayım yani. Hatta mutlu olayım bunu devrettiğime. Bana da saadet getirsin bu. O kim olabilir? İşte sani basir olabilir. O gözün gördüğü her şeyi yaratan bir sani olması itibariyle. Sani sanatla yaratan demek. Zaten sanat da saniden geliyor. Aynı kökten geliyorlar yani. Her şeyi görüyor olması lazım bir. Çünkü o gözün ne yaptığını bilecek. Ama tabii Cenab-ı Hakk'ın görüşünü kendi görüşümüz gibi düşünmeyelim. O ışıkla, o ışığın göze gelmesiyle, işte sinirlerle falan filan böyle insani, beşeri, mahlukati şeylerle görmekten münezzehtir. Böyle düşünmeyelim. Onun görüşü bize meçhul bir görüş ama görüş. Görüş kendi görüşümüzden onun gördüğünü anlayabiliyoruz yani. Onun bilişinin namı gibi yani bu. Kendi görüşümüzden onun da her şeyi bildiğini, gördüğünü anlıyoruz. Ama bizim görüşümüz gibi değil, daha aşkın, daha üst. Hiçbir şeyin perde olmadığı, engelleyemediği, bir şeyin her şeyle beraber görüldüğü, her bir detayın her şeyle beraber görüldüğü bir görüş. Böyle aracılarla, ışıkla, şunla bunla değil, ışıkla görecek olsam bütün ailemi görmeni zaten milyarlarca yıl süre daha dünyaya gelmemiş ışıklar var mesela.
Tabii ki de Cenab-ı Hak bunlara muhtaç değil. Nasıl olduğunu bilemeyiz. O Cenab-ı Hakk'ın zatına dairdir. O zatı anlamak bize yasaklanmıştır. Sınırlarımızın dışındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle demiş zaten. Cenab-ı Hakk'ın isimlerine, sıfatlarına dair düşünün, zatını düşünmeyin demiş. Haddimiz değil yani, bilmemiz lazım bunu. Ama bir pencereden bakıyoruz, anlıyoruz Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yarattığını. Gözü verdiğine göre görmeyi de biliyor diyoruz Cenab-ı Hak. Gözü biliyor, bir, bak, görmeyi biliyor. Bir, her şeyi görüyor. İki, gözün gördüğünü de biliyor. Sanatla yaratmış. Yani iki türlü de, hem görme hem göz neyden hoşlanır? Bizim gördüğümüzü de biliyor. O gözün hoşlanacağı şeyleri de biliyor. Elbette böyle bir durumda insan kendi gözünü ona içinden kemali rahatla satar. Neden? İşi biliyor. En iyi o biliyor. Hem saha, çalışacağı saha onun, hem sahibi o, duyu onun. İki taraftan bir kuşatma var yani, bilmem anlatabildim mi? Gördüğü itibariyle de kuşatma var, görmesi itibariyle de göze kuşatması var. Hem görmeyi biliyor, hem gördüklerini biliyor yani. Saniye basir. Affedersiniz, bir su içeyim. Bismillah. Evet. Eğer gözü gözün saniye basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, onun hesabına bir, izni dairesinde iki. Buna ta yanlış hatırlamıyorsam birinci söz dersinde bile dikkat çekmiştik. Yani Üstad Hazretleri'nin buradaki ikili ifadesinin Cenab-ı Hakk'a dair nasıl bir anlam bize anlattığını. Niyetinde şey olacak, onun hesabına bak. Niyetinde lillah için olacak, amelin de şeriatı dairesinde olacak. Onun hesabına ve izni dairesinde. Niyetin iyi ama yaptığın kötü, kurtulamazsın. Yaptığın iyi ama niyetin kötü, yine kurtulamazsın. İkisini birleştirmen lazım. Ben Allah rızası için, işte dedik ya, orada örnek verdik. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ama kafama rakıyı dikiyorum. Tövbe haşa, dinden çıkarsın. Bu çünkü alay manası vardır bunda. İnsan Bismillahirrahmanirrahim diye içki içerse dinden çıkar. Bunu da bilmek lazım yani, böyle gafiller bazen oluyor. Çünkü o haramdır, Allah yasaklamış, Allah'ın ismiyle onu nasıl buluşturuyorsun? Olmaz yani. Bakın bu işte mesela hesabına tamam ama izni değil. İzni dairesinde olması lazım. Ya da iyi bir şey yapıyorsun ama onun da niyeti, mesela namaz kılıyorsun ama niyetin şey, bana iltifat etsinler, bana namaz kılıyor desinler, beni dindar görsünler. Belki de işte ondan senin bir şeyin var böyle. Umduğun bir menfaat var. Hani bir fıkradır, anlatılır. Adam bir tanesi namaz kılıyormuş. İki kişi de onun hakkında konuşuyormuş yanında fısıldaşarak. Birisi diyormuş ki, ya işte bu mübarek her vakitte buraya geliyor, camide namaz kılıyor. Ötekisi de demiş, işte buraya da işte bir saat önce geldi, daha vakit namazı gelmeden işte namazını kılmaya başladı. Nafile kılıyor falan. Bir saattir devam ediyor namazına. Şimdi o da onları kulağın ucuyla duyuyor. Demek ki o iltifatları az bulmuş. En son şöyle demiş hani namaz kılarken, hem de oruçluyum gibi. Yani fıkradır anlatılıyor. Yani niyet ne oldu orada? Yani o bir saati kıldın ama, atıyorum her vakit namaza geldin ama desinler diye yaptıysan mahvoldun. Bir bu tabloyu anlatan da bir hadis-i şerif var. Cenab-ı Hak öyle olmaktan bizi korusun. Yani kalbimizi ihlaslı kılsın. Öyle birisi olacakmış yani, ya da birileri. Cenab-ı Hak diyecekmiş, şunu şunu yaptın, niçin yaptın desinler diye. Dediler mi? Dediler. Senin işin bitti diyor o zaman, hani senin benden alacağın bir şey yok. Desinler diye yaptın, insanlar da dediler. Böyle böyle desinler dedin, onlar da dedi. Ücretini almış oldun bak. Kısırlaştırdın amelini. Yukarı dikseydin gözünü, Cenab-ı Hakk'ın rızasını hedefleseydin alırdın. Kulların şeyi nedir? Öldü mü bitiyor. İlahi, uzatmayayım. Yani Cenab-ı Hakk'ı hem niyeten hem de amelen hedeflemek lazım. Rızasını yani. Hem niyeten Cenab-ı Hakk'ın rızasını hedeflemek lazım. Bu ihlastır. İhlas kalbin amelidir. Hem de amelin izni dairesinde, şeriatıyla belirlenmiş dairede olması lazım.
Bu da sahadaki tayinidir. İkisi bir olursa istikamet oluşur. Yoksa benim kalbim temiz deyip her günaha girmekle hiçbir cacık olmaz. Evet, izni dairesince çalıştırırsan, onun hesabına ve izni dairesince çalıştırırsan, o zaman şu göz, şu kitab-ı kebir-i kainatın, kitab-ı kebir-i kainat, başka sözlerde de bu tabir karşımıza çıkacak, kainata nasıl bakıyoruz? Cenab-ı Hakk'ın iki kitabı var. Bir Kur'an-ı Kerim, mushaf şeklinde bize gelmiş, bir de kainat kitabı. Bir okuduğumuz Kur'an, bir de yaşadığımız Kur'an. Tabiri caizse yani. Orada Esma-ül Hüsna'sı isimleri, sıfatları kudretiyle yansıyor, yaratışıyla yansıyor. Biz oradan okuyabiliyoruz tecellilerini. Kur'an'da ise kelam sıfatıyla yansıyor. Oradan anlayabiliyoruz hakikatlerini. Bakın o da Kur'an, bu da Kur'an. Daha doğrusu o da kitap, bu da kitap. İkisi de bize Allah'ı anlatıyor. Hatta üç külli muallif muarif şeyinde ne diyor Peygamber Efendimiz de tabi nübüvvet hakikatini kapsar bir şekilde bütün peygamberler bu sıra mazhardır. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz onun ümmeti olmamız hasebiyle o da en az bunlar kadar bunlar gibi öğretmenimizdir bizim. Bakınız bugün ahir zaman Müslümanları bu hususta çok yanılgıya düşüyorlar. Diyorlar ki bir tek Kur'an vardır, bana Kur'an yeter. Allah'ın bir tek vahyi Kur'an'dır. Nasıl? Nasıl bunu bu tayini yapabiliyorsun? Neye göre? Diyor işte o vahiy. O vahiy de diğerlerinin daha geride, daha kıymetsiz olduğunu sana ne söyledi? Kim söyledi sana? Mesela Cenab-ı Hak kainatı yaratmış. Kainatın değersiz olduğunu sana kim söyledi? Cenab-ı Hak peygamberler göndermiş. Peygamberliğin, onun temsil ettiği imametin, öğreticiliğin önemsiz olduğunu sana kim söyledi? Ya diyor, peygamberin işi de sadece tebliğ etmek. Sadece tebliğ etmek mi? Sadece tebliğ etmekse Cenab-ı Hak bu yazıyı duvarlara yazsaydı. Yetiyorsa eğer. Müşrikler bir sabah kalktıklarında Kabe'nin duvarlarında Kur'an yazıyor olsaydı. Demek ki böyle olmuyor bu iş. Hani bir de şu var, işte diyoruz ya, Kur'an'da amellerin neliği var ama nasıllığı yok. Namaz emredilmiş. Nasıl kılacaksın namazı? Şınav mı çekeceksin? Parende mi atacaksın? Ördek yürüyüşü mü yapacaksın? Bu namaz nasıl oluyor yani? Bilemezsin ki. İmametin olması lazım. Madem ki kainat, okul, madem ki Kur'an ders kitabı, bir de muallim lazım. Kim öğretmensiz öğrenebiliyor? Yani işte ya normalde kendileri de zaten bunu biliyorlardı işte. Amaç aslında maksat belli. Sünnet-i Resulullah'ı ortadan kaldırıp Kur'an'ı hevaya göre yorumlamak. Çünkü sünnet Kur'an'ın zırhıdır. Batıla tevil edilmesini aşırı yorumlara, Umberto Eco'nun tabiriyle aşırı yorumlara uğramasını engeller. Bu zırhı kaldırırsak diyorlar. Tamam biz Kur'an'a kafamıza göre takılırız, istediğimiz manayı veririz. Ondan sonra bizi kimse durduramaz. Sünnet-i Seniyye sizi durdurur. Evet. Vaktimiz daralıyor. Çok ilerlemedik ama biraz daha okumaya devam edelim. Dili de okuyalım en azından. Peki şu cümleyi bitireyim. Eğer gözü gözün sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitab-ı kebir-i kainatın bir mütalacısı, yani inceleyicisi, ve şu alemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbaniye'nin, mucizat-ı sanat-ı Rabbaniye'nin, Cenab-ı Hakk'ın sanat mucizelerinin bir seyircisi ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Neden? Çünkü dairesini bildi, amacını bildi. Amacını bildiği zaman elbette bulacağı da amacına göre olacak. Cenab-ı Hakk'ın marifetullahı bir hedef olarak zihne konulduğu zaman, kalbe konulduğu zaman insanın bulduğu da güzele çıkar. Çünkü hedefteki güzeldir. Cenab-ı Hakk'ın manasında, tefekküründe, marifetinde kötü bir mana var mı? Yani insan bulduğunda ya bu da niye varmış dediği bir mana var mı? Ben hiç öyle bir şey görmüyorum. Aklı olan da görmez yani. İstikameti olan görmez.
Cenab-ı Hakk'ın her ismi, her sıfatı bize lazım. Bizim bir yaramıza şifa, bir derdimize deva. E şimdi böyle bir Allah'la muhatap olduğumuz zaman elbette onun adına yaptığımız tefekkür, nazar da onu gösterdiğinden yine güzele çıkıyor. Üstad Hazretleri'nin dediği her şey ya bizzat güzeldir veya neticesi itibariyle güzeldir. İşte Allah'a hesaba katarsan öyle. Çünkü nihayetinde güzele çıkıyor. Başka yere çıkma imkanı yok. E savaşlar niye var? İşte insanlar rahat durmadığı için var. Ama nihayetinde Cenab-ı Hak o savaştan ne murad ediyor, neyi yaratıyor? Yine bakıyorsun hayır yaratmış. Kafir için şer yaratmış, Müslüman için hayır yaratmış. Ama kafirin o kazandığı şer de Müslüman için hayır oluyor. Çünkü o şer, kendi şerrini buluyor, yani belasını buluyor. Müslüman da ferah buluyor onun şeyinden. Zulmünden, birbirlerini yemelerinden, tabiri caizse, felah buluyor Müslümanlar. E tabi Müslümanlara da zulmettikler oluyor. Ondan da şehadetimiz oluyor. O zulmün bize uyarıcılığı oluyor mesela. Bir kendimize getirmesi oluyor. Ne diyelim, hamiyetimizi uyandırıyor. Gafletimizi dağıtıyor. Bazen de öyledir musibetin hikmeti. Bir hadis-i şerif var, zalim Allah'ın kılıncıdır. Sonra döner ondan da intikamını alır. Yani o kılıcı Müslümanlara kullanıyor Cenab-ı Hak. Müslümanlar kendine gelsin diye. Ama sonra o zalimden de intikam alıyor. Gibi gibi, uzatmayayım. Böyle hizmetleri göz Cenab-ı Hakk'ın hesabına bakarsa ifade edebiliyor dedik. Mesela burada biz Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri'nin o gözle baktığı şeyleri okuyoruz. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı fatıra hakimine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sükut eder. Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayika, rahmeti ilahiye hazinelerinin bir nazır-ı mahiri ve kudret-i samedaniye matbahlarının bir müfettiş-i şakir rütbesine çıkar. Başa dönelim. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı, kuvve-i zayika tad alma duyusu, tad alma kuvveti, yeteneği. Fatır-ı hakimine satmazsan, burada da fatır-ı hakim geldi. Fatır, her şeyi yaratan Allah demek. İlk ve orijinal olarak yaratan Allah demek. Herhalde öyle bir manası da var. Alt bakalım. Her şeyi hikmetle ve harika üstün sanatıyla yaratan Allah diye verilmiş burada. Doğru. Yani bu manada da bir yanlışlık yok. Ama ben şöyle bir şey biliyorum. İnşallah doğru biliyorumdur. Allahu alem kaydıyla söyleyeyim. Fatır, hani böyle benzersiz, orijinal yaratan gibi bir manası var diye biliyorum. Dildeki kuvve-i zayikaya da bu şey geliyor bana, uygun geliyor. Dil öyledir. Hani en hassas ince şeyleri bile tartar ya. Fatır-ı hakimine satmazsan, burada yine uygun düşen iki esma. O farklılıklar hep hikmetle. Bir de fatır-ı hakim benzersiz şeyler yaratabiliyor. Yani tad alma duyusunun mesela, insandaki tad alma duyusunun bir şeyi var değil mi böyle? Yenisini arıyor, başkasını arıyor, üstününü arıyor, farklısını arıyor. Bu gurme programlarından falan, bu gezelim, görelim, yiyelim, içelim falan programları var bir sürü. O yemeli içmeli programlarda görüyorsunuz, hani adam geziyor, hep böyle şey arıyor. Daha değişik bir tat. Bakalım burada daha değişik bir lezzet bulabilecek miyiz? Burada nasıl yapmışlar? Şurada bak daha değişik yapmışlar. Burada yağı şöyle katmışlar, orada tuzu böyle katmışlar falan. E neden? Dilde şey var çünkü. Böyle bir fark edebilme ve daha üstüne çıkma eğilimi var. Dildeki kuvve-i zayikanın, tad alma duyusunun böyle bir yeteneği var. E onun da bak satması gereken, kendisini satması gereken ya da insanın o duyuyu satması gereken nasıl birisi olmalı? Fatır-ı hakim. Bakınız yine iki yön. Bir, yarattıkları benzersiz olacak. Fatır, fıtrat aynı köklerden geliyor. Yani nasıl diyelim? Yarattıkları fıtratımıza da uygun olacak bir. Bir de benzersiz olacak iki. Bak ikisi de lazım dil için.
Hani aldığında diline böyle beton yemez insan yani. Fıtratına uygun olanı yer. O Fatır onun fıtratını bilecek bir. İki, ona böyle yeni şeyler de verebilecek. O fıtratına göre yeni lezzetler, yeni tatlar. Şaşırtacak onu sürekli. Öyle bir birisi olması lazım. Yani sattığın kişi, gittiğin lokanta böyle bir lokanta olmalı diyelim mesela. Çok hassassın, gurmesin. Çok hassas bir dilim var, öyle şey yapıyorsun kendini. Sen böyleysen eğer her yere gitmezsin değil mi? Her lokantaya uğramazsın. Hani o dilin keyfini süreceği yere gidersin. Ya da rahat edeceği yere gidersin. Hani yedim ama güzel bir şey yedim diyeceğin yere gidersin. Gibi fatıra satarsan rahat edersin. Fatır çünkü ancak o dilin şeyini karşılar. Bir, iki, hakim. Yani o lezzeti de hikmetsiz vermeyecek sana. Bu ne demek? İnsanın aldığı gıdaların hangisi hikmetsiz? Sadece lezzetten ibaret. İnsanın kendisini suni olarak bozduğu şeyleri katmıyorum. Onlarda böyle şeyler var. Hani biz kendi lezzet şeyimizle, algımızla gıdaların dengesini bozuyoruz. Ama varlıkta doğal olarak var olan her şeyin hem tadı hem vitamini, minerali, şusu busu var. Yani o tadı sana bir hikmetle veriyor. Ye diye veriyor çünkü onun ihtiyacın var. Yani tat ve hikmet şeyini bilmem anlatabildim mi? Tad alma duyusunun israfa götürme şeyi de vardır çünkü. İşte Kur'an'daki o ayet niye öyle? Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Çünkü bu dil kuvve-i zayikası şeye de yatkındır. Sırf lezzet için. Çünkü o çok bayağı bir lezzet alıyor. Onun için tüketmeye de yatkındır. Ama eğer tükettiğinde israfa sapmazsa, hikmetli tüketirse o zaman Fatır Hakimi'nin dairesinde rahat etmiş olur diyelim. Evet, dildeki kuvve-i zayikayı Fatır Hakimi'ne satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, burada nefis hesabına ve mide namına da geldi. Belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sükut eder. Bak neydi, ne oldu? Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayika, rahmet-i ilahiye hazinelerinin bir nazır-ı mahiri ve kudret-i samedaniye matbahlarının, yani nasıl diyelim, samedaniyeyi görmüştük, Allah'ın Samed ismini, her şey ona muhtaç ama o hiçbir şeye muhtaç değil. Kudret-i samedaniye böyle bir kudret yani. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu kudretin matbahları. Matbah Arapça mutfak demek. Biz mutfak Türkler biraz bozmuşlar telaffuz ederken. Yani Kürtler de bozmuşlar, Türkler de bozmuşlar. Yani biz ikimiz de mutfak diye onu telaffuz ediyoruz. Ama aslı matbah o kelimenin. Matbahlarının bir müfettiş-i şakir rütbesine çıkar. Müfettiş-i şakir yani hem denetliyor ama şükretmek niyetiyle, şükrederek denetliyor. Bakış açısı o. Geri dönelim. Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan, bakınız gene iki isim ama yine hikmetli isimler. Rezzak, rızık veren. Kerim, işte ikram eden, cömert. Burada nasıl verilmiş bakalım ona. Bütün yaratılmışların rızıklarını veren ve pek büyük ikram sahibi olan Allah. Evet, öyle evet, mana doğru. Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan, rızkını veriyor hem de ikram ediyor. Yani yokluk çekmeyeceği yere satıyorsun. O dilin yokluk çekmeyeceği, ihtiyaçların karşılanacağı yere satıyorsun. Ben burada ne işim var demeyeceği yere satıyorsun yani. Rezzak-ı Kerim'e satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayika, tad alma duyusu, rahmeti ilahiye hazinelerinin bir nazır-ı mahiri, nazır, bakan, mahir, İş bilen gibi bir manası var. Bakalım burada ne verilmiş? Becerikli gözlemci, evet. İş bilir bakan, nazır diyorlar. Bilmem ne, dahiliye nazırı, İçişleri Bakanı eskiden. İşte ne diyelim, harici nazırı, hariciye nazırı, Dışişleri Bakanı gibi. Nazır-ı mahiri, rahmeti ilahiye hazinelerinin bir nazır-ı mahiri,
ve Kudret-i Samedaniye matbaklarının bir müfettişi şakir rütbesine çıkar. Yani dilin o zenginliğinin bir amacı olur. Öteki türlü bir amacı yok bakınız. Tamam, yalap şalap her şeyi mideye yolluyor tadı ne güzel gelirse. İşte gurme, çok ince lezzetlerden anlıyor. Da bunun bekaya bakan ne tarafı var? Ne yaptın yani şimdi sen? Gittin 100 tane şehir dolaştın, 1000 tane şehir dolaştın, her şehirde yemekler yedin de ne olacak? Öldüğünde daha mı az yer kaplıyorsun ya da öldüğünde daha mı çok yer kaplayacaksın? Sen de öldüğünde o kadar kilosun, ben de öldüğümde bu kadar kiloyum işte. Yani insanın fani alemindeki varlığından öte bir şey ifade etmiyor bu. Bir amaç vermiyor. Ama eğer onu diyor şey diye düşünürsen, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği onun rahmetini anlama, kudretini kavrama, aracı olarak görürsen diyor o dili, o zaman diyor bak şükür üretir. Ve ne üretir? Marifetullah üretir. Müfettişi Şakir. Müfettiş ne demekti? Burada vardı onu bir de şöyle bir bakalım. Şükreden denetleyici. Yani bak denetlemede şey var. Akıl var. Bir de şükür. Hakikaten öyle. Yani Cenab-ı Hakk'ın hesabına dili çalıştırdığınızda dil de işini yapıyor. Mesela elmayı yiyorsunuz. Elhamdülillah diyorsunuz. Ve bunun Allah'ın bir ikramı olduğunu, kendisini fark etmek için olduğunu seziyorsunuz. Buna bir şey biçiliyor yani, bir değer, bir anlam. O anlamla onun varlığı büyüyor, genişliyor. Bu üç boyutu aşıyor. Nasıl söyleyeyim? Mesela ya çiçek getiriyorsunuz birisine. O çiçeğin ne olduğunu anlıyor mesela. Değerinin ne olduğunu, nasıl bir güzellikle. Mesela özellikle o buketi özellikle böyle tasarladınız. Her bir çiçeğinde bir ima var. Hani bu eski aşıkların şeyi var ya, böyle çiçeklerin de mesajları var. Lalenin mesajı şu, gülün şu. Papatya şu demek falan gibi gibi böyle mesajlar var. Diyelim öyle bir buket yaptınız ki arkadaş, cümle gibi böyle alıp okunması lazım. Böyle bakılması lazım. Özellikle saklanması lazım. Öyle ince bir işçilik. Çok nadir çiçeklerden. Şimdi ineğe tuttuğunuzda onun için o yemekten ibaret. O çiçeği yer. Anlam yok olur. Ama o çiçeğe şöyle bakan, işte onu değerlendiren, böyle bakan, tartan, ne kadar güzel bir estetikle yapılmış. Bunu yapan şundan anlıyormuş, bak şundan da anlıyormuş, şunu gözetmiş, bana şunu anlatmak istemiş diye anlayan onun hakkını verir. İnsan da yiyeceği şeylere şükrettiği zaman ya da Cenab-ı Hakk'ın adına muhatap olduğu zaman onlarla, onlara bir anlam veriyor. Bak, Cenab-ı Hak mesela elmayı yaratmış, tatlıdan anlıyor, dilimin tatlıyı da sevdiğini biliyor. Demek ki elmayı yaratan, beni yaratan aynı Allah. Bizi birbirimizi sever kılmış. O da bana ulaşmak istiyor. Bak öyle bir koku yaratmış ki ben seviyorum o kokuyu. Öyle bir tadı var ki ben seviyorum o tadı. Sanki ağaç beni biliyor, ben ağacı biliyorum. Veya başka bir şey. Elma bir örnekti. Bu bakış açısı o nesnelerle muhatabiyetimizi değiştiriyor. Bir anlam yüklemiş oluyoruz onlara. Ve anlamları onların bekaya dair olduğundan terk etmiyor bizi. Tükettiğimiz bizi terk etmiyor. Bizim hatırımızda, hatıramızda, ruhumuzda, kalbimizde kaldığı gibi, şükür olarak dilimizde kaldığı gibi Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinde de onlar muhafaza ediliyor. İnşallah lazım olduğu zaman da bize tekrar iade edilecekler. Peki şu paragrafı da okuyayım, bu bahsi bitirelim. Gene vaktimizi geçirdik. İşte ey akıl dikkat et. Meşhum bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz güzel bak, adi bir kavvat nerede, kütüphane-i ilahinin mütefennin bir nazırı nerede? Ey dil iyi tat, bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede, hazine-i hassa-i rahmet nazırı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi, mümin imanıyla Halık'ının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir.
ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Cenab-ı Hak öylelerden olmaktan, yani nefsi emmaresi için yeteneklerini heba edenlerden olmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Kendi rızasının, isimlerinin, sıfatlarının bereketiyle amellerimizi, işlerimizi, yeteneklerimizi, istidatlarımızı, tatlarımızı, kuvvelerimizi zenginleştirsin, bereketlendirsin. Ne diyelim? Hep böyle yaşamayı Cenab-ı Hak bize de nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.